Tamam, arabını çektik Allah'ın izniyle. Çektik Hatip Hoca. Biz de bu zamana kadar bir şey resmi yok sandı. Ne resmi Nezre efendi? Küçük halasının yanında diyemem. Bizde bu kadar çankırılı gayreti vardır. Aslında bu şey lafımın ucu uzun gayet. Bu şey lafı bilene çok mesele anlatır yavrum. Kelleci. Şeyliğini çektik. Allah'ın izniyle yakında güveyliğini de çekeriz. Sıkı dur. Cinci nezir elini sokup kara torbaya dirseğine sıkıca sardı. Resmin arabını eczalı suya koydu. Bir zaman çalkaladıktan sonra gözünü tepedeki deliğe uydurup yandaki kırmızı camı örten sürgüyü çekti. Murat, cinci nezirin biraz arkaya bastığı sağ ayağına dalmıştı. Bu ayak birden havaya kalktı, kalktığı gibi de kala kaldı. Aklına bir zorlu laf geldi cincinin. Şimdi kelleciyi kalaylayacak ki parıl parıl. Ne diyebileceğini kestirmeye çalışırken cinci yan sürgüyü hışımla kapayı başını kaldırdı. Suratı allak bullak olmuştu. Gözlerini kısarak kelleciye uzun uzun baktı İçeriden Kelleci hey köpe oğlu köpek geliver diye bağırdılar. Tamam mı cinciyim mi? Ben gideyim mi? Cinci bir şey anlamamış gibi dalgındı. Elini iki kez suratından geçirdi. Birden sahici bir öfkeyle bağırmaya başladı. Nereye gidiyorsun rezil? Adam gibi oturmayı bilmezsiniz. Irgalanma derim. Çingen köçekleri gibi ırgalanırsınız. Otur oturduğun yerde. Bir daha çekeceğiz. Uğursuz köpek. Hatip Hoca keyiflendi. Tamam beyim. Kağıdı yaktı. İsmet Paşa'nın resimciliğini yüzüne gözüne bulaştırdı. Her adamın çektiği resim gazeteye basılsa ulan kötü cinci. Sen kelleci milletiyle oyun mu oynamaktasın? Kelleci kısmı bir vakit tekin değil. Adımız gazeteye basılacak derken beş kuruşu gavur ettin. Otur kelleci oğlum. Acelen albant zanaatı Kürt eşeğinde beller. Lafı vardır. Ama acemi resimciler için değildir. Cinci nezir yeni bir kağıt takmıştı Hatip Hoca'yı dipten doğru süzüp kelleciye parmağını kaldırdı. Bu kez de ırgalandın mı başka kapıya? Kendi bir başka resimci bul. Ben resim çektirmesini bilmeyenlere ben burada. Ay hatip hoca. Şuraya bak lan. Sallanma. Başlatırsın tesbihini şıkırtısından. Bir. iki, Üç. Tamam. Şundaki surata bak Murat Bey. Ben de resim kağıdı olsam vallahi çekmem billah çekmem. Bu kez resmin arabını eczada biraz daha bekletti. Gene gözünü üst deliğe uydurup yandaki kırmızı camın sürgüsünü açtı. Açmasıyla öğürür gibi gövdesi iki kere sarsıldı, dizleri biraz bükülmüş. Zangır zangır titremeye başlamıştı. İmdat isteyen soğuk bir sesle yalvardı. Tövbe hey Allah, eşhedü en la. Gelsene Murat Bey, gel Allah sen. Ayaklarını öpeyim, gel şuna bak. Ne var? Eşhedü en la, bakıver o beyim. Benim aklım karıştı, bak şuna. Murat makinenin üstündeki deliğe gözünü uydurdu. Yandaki sürgüyü açtı. Önce kırmızı ışıktan başka bir şey göremedi. Sonra ezalı suyun içindeki resmi yavaş yavaş seçti. Elinde tesbihle oturması lazım gelen kellecinin yerinde bineği art ayakları üstüne kalkmış bir atlı vardı. Mavzenin omzuna çapraz asmış bir atlı jandarma. Eşeri çekmekte haksız mı Murat Bey? Dinin gibi doğru söyle.'' Murat da bir şey anlayamamıştı. Alttaki kağıda baktı. Bundaki de bir jandarmaydı. Ayakta duruyordu. Neymiş beyim bu cinci neden apıştı? Neden olacak? Cinlerle bu kadar uğraşan fotoğrafçının hali budur. Senin kelleciyi askere almış. Önce yaya askerliğine. Vermiş. Sonra bunun babası da atlıydı diyerek atlıya geçirmiş. Cinciye başını salladı. Ya cinlerle bu kadar içli dışlı olunmayacaktı Nezir Efendi? ya da çifte kağıtlı akşama kalacaktı. Çıkar şunları da Hatip Hoca görsün. Galiba eski Arapları koydum. Olmaz, hiç olmaz. Ben kudurmuş muyum ki eski Arapları biriktirdiğim kutuyu zamplı kağıtla yapıştırayım da kale kapısı gibi berkiteyim? Demince önümüzde makasla zorlatıp açtığım kutu. Bugün bayram diyerek dün akşam getirdim. Kör Salih Efendi'den. Öyleyse Kör Salih Efendi'nin dükkanında bir yanlışlık olmuştur. Meraklanma. Fotoğraf gavur icadı olduğundan. Buna sarı kedi, kara ola karışamaz. Öteki kağıtlara bak bakalım. Cinci nezir umutlanarak makineye sarıldı. Gözünü deliğe dayadı. Biraz sonra keyifli keyifli bağırmaya başladı. Allah'ımın bir işi canım. Evet, doğruymuşsun Murat Bey. Yahu nedir? Bizim resim kutusuna bir alay jandarma dolmuş. Ardından genel ev kahvelerini fotoğraf çalmaları. Vay aman. ''Bu bizim tabak ihsan değil mi? Vay başıma!'' Hatip Hoca gardiyan Tahir Efendi'ye elini salladı. ''Davran Tahir Efendi, gel yetiş bu herif delilendi. Ellerini ardına bükelim de sevabımıza bir deli ayağı çekelim şuna.'' Cincinize kağıtları olduğu gibi çıkarmıştı. İskambil gibi açıp bir zaman baktı. Gülüp dururken suratı birden karıştı. Saçları, bıyıkları dikildi. ''Aman Tahir Efendi kardeşim, aman bizi yaktılar ya!'' Bu kör gözünü ettiğim salih rezili bizi göbeğimizden koşunladı. Biz buna dört buçuk kayma saydık dünkü gün. Gardiyan Musa aldı geldi. Peki şimdi ben tanımam açılmadan getirilecekti derse bize çekilmiş kağıtları kız olan kız diye soktular Tahir Efendi. Aman çarşıya birini salmanın kolayı. Aman yahu çarşıya gidecek bir Müslüman yok mudur? Aman çarşıya gidecek bir Müslüman. Kellecinin neymiş halası? Deminden beri Rufat Ağa'nın böğrünü muştalayarak neymiş neymiş dedim buruşuk. Oğlanın resmi çekildi mi? diye soruyordu. Olup bitenlerden hiçbir şey anlayamamıştı. Cincinin çarpınmasını görünce hemen kalktı. Üstesinden gelebilirsem. Ben gideyim kardeşim. Bir kağıda her ne gelecekse yazı verin. Murat bir kağıda yanlışlığı yazdı. Asiye halaya yağlıcı fırının bitişinde hem resim çeken hem de fotoğraf öteberisi satan tek göz Salih'in dükkanını salık verdiler. Asiye hala üç etek entaresini savurarak kalabalığa karıştı. Kelleci iskemleden kalkmış orta yerde. Şaşkın şaşkın duruyordu. Ayaklarını sürüyerek babasına yaklaştı. Heybenin yerini iki kez değiştirdikten sonra parmağını salladı. Bak baba dediğim gibi bunun içinde kırılacak şey var. Tepsiyi kendin gördün. Cam kırıldı mı on para etmez. Kırıldı mı bitti. Hayvanı sürerken gaz ocağını taşa ağaca vurdurursunuz. Gerisini kendiniz düşünün. Karı kızımı bakmadan edemez. Halam karıya hiç baktırma. Baktığın el verir dersin. Bakacaksa yerine gidince baksın. Ünvanı ablama dersin ki daha neler salacak dersin. dil mandil kenefe ibrik salacak dersin. Gene içeriden seslendiler. Koşarak geçti gitti. Rıfat Ağa gelip yanına oturan Murat Bey'e bakıp göğsünü yavaşça yumrukladı. Ah benim bahtı kara oğlum. Görürsün beyim. Boğulan askerde yayı askeri olur. Atlılık eline geçmez. Bunun cezasını Ankara onaylar. Görürsün. Çünkü bahtı kara. Altına üstüne bakmazlar da onayı baza korlar. Bu dünyada arkan olmadı mı? Ölmeli. Kocalığıma çattı beyim. Ben bu oğlanı yerinde gereğince arkalayamadım. Eski tetikliğim olaydı. Belki mapustamına da girmezdi bu benim oğlum. Neden? Aslına bakarsan Osman Ağa'yı vurup vurmadığı bana karanlık. Bana göre bu işin çok bulaşık yönleri var. Köy yerinde oynak karı alanın başı dumansız olmaz. Karakolun başına çok yal vardı. Aman biraz da Yusuf'u izle bakalım. Altından ne çıkar dedim. Çok sıkıladım Rıfat ağa. Senin rezil oğlun Yusuf'un bilgisi yok diyor dedi. Değnek atlattın mı? Oh kardeş dedim. Değnek kaç para? Kur'an'a el bastırdım dedi. Değnek atlamış bu benim oğlum. Değnek atladığına bakarak Yusuf sussuz öyleyse diyorum. Avan aklına bakarak bir oyunla aklını çalmışlardır de benim eşek oğlum sezinleyememiştir diyorum. Üst üste öksürdü. Bir yere ağrıyor gibi uzun uzun inledi. Yaban yerin adamı olduğundan belki sana demiştir. Çifte tüfe elinde mi boşalmış bunun gerçekten? Elimde boşaldı kendi başına diyor. Olaf, muhtar odasındaki it lafı. Benim hilelendiğim. Son günlerde rahmetli Osman Ağa'nın debelenmeleri. Camilinin çerçesi Kel Ali kaç zamandır ev düzeninden dert yanar olmuşmuş. Bunlar dervişlikte ahret kardeşiydiler. Birbirlerinden sakları gizlileri pek yoktu. Osman Ağa karıdan yanar, yakılırmış. Döner, karının ölen kocasından tay getirdiği Cemile kızdan yanar, yakılırmış. Nelerinden yanıp yakılıyor? Kahveliklerinden besbelli. Ulan godoş desem, karın ölü vermeyle sen ümmühan gibisin neden çeker alırsın? Sen o kısrağın binicisi misin tek kolunda budanmış teres? Ümmühan, ölen kocası zaman da oynak bilinir. Basılıp masılması yok ama herif bunu güderdi ki gece gündüz. Bu herif bindiği kısrağın huyunu bilmez mi? Ağızdan çoktan hilelenmese neden ardını kollayacak durduğu yerde? Çankırı pazarına gidiyorum. Yarın akşam gelirim ya köyü tutamazsam. Öbür gün buradayım. Allah'ın izniyle derdi yatsı vakti. Hayvan nalını düşürdü diye apansız dönüverirdi. Bunlar hep Köy yerinde karısına güvenmez herif düzenleri. Murat'ın verdiği sigarayı tuttu, ateşten yaktı. Aslına bakarsan, ümmühan kahvesinin kötülüğünü gözüyle gören yoktur. Bence karı doğru. Herifin kuşkulanması ümmühan oynaklığından. Karı var günde üç hovarda savar, izini bellememez. Karı var pınara gider gelirken dile düşer. Çünkü durduğu yerde kuyruklu koyun gibi salınıyor bıngıl bıngıl. Köy yerinde erkek milletin işi zordur beyim. Nerede kalmış ki kara milleti eteğine çamur bulaştırmaya? Biraz düşündü. Derin derin içini çekti. İyidir gayet ümmiyan kahvesi. Bildiğin Osmanlı karı. Başkası olsa ama laf olur diye korkardı da bu Mehmet'in adını anmazdı. Tüfek kendi başına da boşalsa arada herifi gebermiş. Yüreğini şuncacık bozmadı. Gördükçe Çankırı'ya yolculuk ne zaman diye sorar. Görmezse adam salar. Aman Rufat ağam, kasaba inerken bize uğrasın. Kelleci oğluma öteberi biriktirdim diye çırpınır. Senden başkasına hiç güvenmem emmi. Alır giderler de yolda yarısını bölerler imansızlar demeleri. Kellecinin kağıtları Ankara'da onaylanmış diye haber geldi camiliden. Doğru mu ola diye sürüp gitme. Ümmah'ın başını çatklamış. Ağlamış ki gözlerine kan oturmacasına. Duydun mu Rufat emmi dedi. Duydum ama bakalım gerçek mi dedim. Gerçeği yalanı köyde istemezler lafa çöktüler. Senin haberin yok dedi. Bunca zamandır hey kahpe elin rezine bunca öteberi saldın nasılmış demişler. Dağ gibi herifini keyfi yiyen oğlana iki pazara vardırmadan dolu heybela göndermek neyin nesiydi demişler. Şimdiyecek yüreğimiz bozulmadıydı ama bundan böyle istemezlerin dediklerine inanılmayacağı kalmaz demişler. Karı başına sen mi bilirsin, Ankara'nın yargıtayı mı bilir, hey yavanak Ümmühan demişler. Cemile kızı Yusuf oğluna vereceği duyulunca Hatip Hoca gözlerini kırpıştırdı. Cemile Übey oğluna mı veriyor Ümmühan? Veriyordusu kalmış mı Hatip Hoca çoktan verdi de düğünü bile oldu. Oğlanın geldiği girdiğinin bugünün haftası Ümmühan kızın oğullarına benim olunca köy yerinin boş boğazları bir baştan da oturdular. Asiye kahvesinin dediği doğruysa Mehmet oğlanı Ümmühan'a yaraştırıyorlarmış. Tamam demişler. Kızı oğluna verdi mi vermedi mi? Karının hizmetkarıyla arası iyiymiş. Kelleci oğlan herifi Ümmühan kahvesine rahatça sarılıp yatmak için yedi demişler. Bu işin olur olmazı kalmadı. Gün ışıdı. Gavur Müslüman seçildi. Demişler. Bu kara kara hepsini duymuş. Gittim ki gözleri yumruk gibi tuz ekmek öptü. Kelleci benim oğlum diye kitaba el bastı. Benim düğün sıram mıydı Rufat emmi? Bizim düğün kuracak sıramız mıydı diye ağladı. Kelleci oğluma bunu böylece anlat. Onun aklı erer dedi. Benim kahve kızım evrilecek çağda mı dedi. Namussuz bir ankalenin dillerinden başımı kurtaramadım dedi. Benim anladığım oğlana, kızı, köy yerini dedikodularından verdi bu karı. Kurdukları düğüne de kulak verme. Şu kadar lira emekli aylığı alan yerin düğünü değil, bildiğin fukara düğünü. Kimi? Delikanlılar askerde de ondan dedi. Kimi? Ümmühan kahvesinin cimriliğinden dedi. Bana sorarsan yeni korucunun kaltabanlığından Korucu kısmı ergen düğününde fırtına gibi döneleyecek değil mi? Okuntuları yerli yerine yetiştiremedi vakti vaktiyle. Davulu önüne katıp konu karşılayacak ya. Konuklar odaların önüne dayandılar da bu gözünü sevdiğim dağ konduralarını aramakta. Konukları attan indirip rahatlattıracak ya. Herifler bir saat at üstünde beklediler de dizginlere yapışan çıkmadı. Kim kimin evinde konaklayacak? Kimin ata kimin damına bağlanacak bellisiz. Senin hayvanı benim altıma çekiyor, benimkini senin altına. Soluyarak gelen Asiye halıya başını salladı. Geldin mi kız? İyi. Buldun mu gideceğin yeri? Buldum. Bulunmaz mı? Bulmuştursun. Ulan bu zamanın karıları bunlar beyim şuradan yola bırak sana Ankara'yı bulsunlar. Murat güldü. Zorluk çıkarmadı ya kör herif. Önce başı kalabalıktı insan biraz aralanınca ne var dedi. Kutuyu verdim. Bakmasıyla bir de nasıl bir herif o. Güldü ki karnın yarılmasına çok bir şey kalmadı. Cinci şaşmıştır ki aklı sıçramıştır. Oh ne güzel dedi. Yenisini verdi. Nerede zingirdek resimci? Cincin nezir deminden beri resim çıkaracaklar. Duvar dibine çöktürüyor. Üst üste sigara içiyordu. Asiye ala birden telaşlanıp Rufa ağaya çıkışır gibi sordu. Hani kellece yoksa oğlana bir laf mı ettin? Ne laf edecekmişim? Laf etmedin de oğlan nereye savuştu? Asiye halanın telaşı gittikçe artıyordu. Seslen şuna. Oh efendi. Seslen de resmi çekilsin. Biz vaktiyken yolu ele alalım. Murat kapıda duran çingen hidayeti kelleciyi çağırmasını söyledi. Asiye hala kağıt kutusunu cinceye verip gelmiş. Rufat ağanın yanına çömelip çekişmeye başlamıştı. Rufat ağa üst üste yemin ediyordu. Demedim. Dedim namussuz. Höst bu nasıl bir iş kız dur. Ulan sen benim boş böğrümü neden muştalamaktasın kahpe. Kız tek dur dedim. Havan aklından utandın öyle ya. Beyim bu akılsız Asiye başından beri ne dedi bakalım. Mehmet'in işi Cemile ile dedi. Ben bilmem mi, oğlanın ünvanlı bir işi yok dedi. Yusuf kızı alınca, dur dedim horos bu. Geri dur tövbe. Ulan bu nasıl bir dürtüş değil mi? Öst! Elinden başlarım, elinden. Asiye yalvardı. Sen buna bak muhafendi. efendi. Bunun aklı çoktan gel git oldu. Muhteramın bunu koruculuktan deflemesi lafını bilmediğinden. Gün günden aklına ne gelirse söylemekte bu herif. Rıfat ya. Tüh senin erliğine. Sözümüz nasıl da bizim? Erlikte sözüne sahip olmamak var mıdır? Kız, benim sözüme ne olmuş? Ben sözümde değil miyim? Yusuf'un lafı sende. Ümmanın lafı bende. Oğlana bir şey dediğim mi var benim? Biz Murat Bey'le konuşmaktayız. Konuşmaktaymış. Oğlan duymalı ki. Kebelesice kahpe. Senin gibi boş boğaza laf vermek nasıl bir avanaklık. Hele şuna hele. Şunda şunca acık akıl kalmış mı? Öz çengi. Bak şamara kız Oğlana bir şey dediğim yok. Kara ağlamakta ki acı çayın seli kaç para. Ulan sen mi bilirsin ben mi bilirim. Ümangarının bu işe he demesi ki ölünü zoruyla. Güç kalmadı Rıfat emme dedi. Koç Mehmet'im beni iyi bilir dedi. Suçu bana bulmasın. Ben kızı veresi değildim dedi. İnandın he mi? Akılsız Rıfat. Bu lafları sana diyen bana demedi mi? Anası istemeyince bir kızı bir oğlan nasıl alabilirmiş? Ben o kahmede istememiş hali görmedim. Ağlamaları da köçekleyinden güç yetiremedim derken ağzı tersine dönmekteydi ki aygır sidi koklamış aç kısrak da öyle değil. Kelleci bilirmiş de Yusuf bana neden kanlılar gibi yalvardı. Kelleci benim öz kardeşimden ileri dedi. Kelleci mapustamında yatarken düğün kurmak benim neyimeydi Asiye hala dedi. Kağıtları Ankara'da onaylanmasaydı. Düğün müğün olmazdı dedi. Bugün yarın askere gitmek var. Bunları karı başlarıyla ersiz erkeksiz olur mu dedi. Bana sorarsan aslında oğlan kızı alımkar değil. Hey karı aklı. Cemile'yi mi alımkar olmuyor? Cemile gibi yakıcı güzeli. Anadan oynak bir güzel ki. Körpenin şunca acıktan akla ermişi. Ne fayda. Benim oğlum da senin gibi avanak. Eğri Boğaz'ın kuytusunda rezil Osman Ağa'yı geberteceğine Cemile kahvesini sürüyüp götürseydi ya. Kızı süreydi de bu mapus o yüzden girseydi. Yusuf kızı almazlanmışmış. Ya aldıktan sonra dedikleri. Gerdekten sonra köyün kopuklarına ne demiş bakalım. Körpe etin tadına varınca az kalsın ki uşak demiş. Az kalsın ki avanaklık edip kümesimizin kınalı kekliğini elleri yedirecekmişiz demiş. Biz gerdeğe girmedik. Bildiğiniz cennete girdik geçen gece demiş. Bunlar ünvan kahvesinin lafları mı? Şu dünyada köy yerine adamı neden akıl almaz ey Allah? Geberse de namaz taşına uzansa, oynakları iki ağlamayla bunların aklı neden yatar? Bunlar hep ünvan kahvesinin uydurmaları, düzen coros bu. Kızı oğluna verdi ki, ağzını tadı bozulmayacak. Köy yerinde erkek takımını gütmek kolay değil.'' Biri gelin getirir, biri güvey. Ühman gibiler güveylerini yola yatırırlar ama gelinle geçim zordur. İleride kocayınca kaynana kısmından evden çıkmak bile görünür. Kızı oğluna vermesiyle malların başında kendi kalıyor. Aydana'ya geberiğin aylığı. Kelleci eski elbiseyle görünce elini ağzına götürüp bağırdı. Vay başıma neden değiştin kız? Hani resimli grubaların? Kelleci ayaklarını sürüyerek geldi. Gözlerini Murat'tan kaçırmaya çalışıyor. Belli, belirsiz gülümsüyordu. Neden soyundun kelleci? Ulan bu nasıl iş? Hadi git giyin. Çabuk gel. Cinci bekliyor. Kelleci ellerini göbeğini kavuşturarak yere bakıyordu. Mavi bezden ceketi sanki büsbütün sarkmış. Eski zıpkası sanki büsbütün köreye dönmüştü. Dudaklarını dargın dargın yaladı. İstemez beyim. Bu kez dursun bu kez. Resim de neymiş? Caymak olmaz artık. Bak halan çarşıya gitti geldi. Hadi git giyin. İstemez bey. Bu kez dursun da. Bir dahaki gelişe. Babasıyla halasına bir zaman düşman düşman baktı. Yusuf Cemile'yi almış öyle ya. Asiye hala Rıfat ağaya başını sallayarak sordu. Bunu sana baban olacak herif mi dedi. Babam demedi. İçeride camiliden bir oğlan var. Ona gelenler dediler. Ümmühan ablam olmazlanmadı mı? Olmazlanmış. Ama köy yerinde istemezlerin dillerinde ne oldu bu iş yavrum? Ümmühan ablan dedi ki kan yemin içti. Kelleci yere bakarak dinliyordu. Yüzünün deminki sarılığı gitmiş. Yanakları gene pembeleşmişti. Babası sözünü bitirince söylediklerinden hiçbir şey anlamamış gibi sordu. Ezinname için Çankırı'ya getiriler mi kızı? İzinname yok. Şimdilerde imam nikahıyla duracaklarmış bir zaman. Yeni korucu düğünün üstesinden gelemedi. Artık bilmem. Cimrilik Yusuf'ta mı, Ümmanda mı? Bu kara düğünden kötü bir düğün. Davul geldi ama kulak verme. Bir sarı düve kestiler. Kötü teke bunun yanında besili öküz sayılır. Bu sırada cincin ezirin keyifli sesi duyuldu. Hadi sıra kerlecanın. ulan nerede bu kopuk? Dur hele oğlum. Çulu neden değiştin çabucak? Hadi koş güveylikleri giyin de gel. Dursun nezir emmi. Dursun ne demek rezil? Ortalığı bunca karıştırıp. Asiye hala çeki versin o oh, memedi. Ün resimsiz gelmeyin ha dedi. Çektiriver. Köyde bakar bakar ağlarız. Cinci nezir meraklanıp yaklaşmıştı. Neden soyundu bu rezil? Birine mi kızdı? Kızı ise inatlaşır ki katır kaç para. Aklımdayken sorayım. Bu zibidi katır yatağında mı yattı rufa da? Bunun bu katır inadı senden mi? Anası olacak Cengi'den mi? Kelleciye döndü. Hadi gel otur. Geç dedim. Ensesine bir şaka tokadı çekti. İnatlaşırsan gerisini kendin düşün. Bunlar gidince ben sana katır gibi direnmeyi sormaz mıyım? Asiye ala birden korktu. Aman resimci Aa. Biz gidince kelleciye değme. Aman ayaklarını öpeyim bu kelleci akılsız. Aman ayaklarını. Kız dur. Hele şuna hele. Ulan kelleci. Hani senin küçük alan sulu göz karılardan değildi? Biz gidince Mehmet'imi dövme olur mu? Bir resim de çekmeyi versin. Gelecek gelişimize çıkarır. Oh resimci emmisi. Resimde neymiş? Aslına bakarsan resim günah islamsak. Resim çektirmeyeceğiz. İki lafta sen etsene yüreksiz Rufat. Biz gidince oğlanı bunlar... Ulan karı milleti. Biz gidince bunlar oğlanı neden dövecekler? Aslında resim günah. Çıkarmayı versin. Günahmış. Bunlara bakarsan beyim bunların kitabında oynaşmaktan başkası hep günah. Hemen hüngür der. Yalan mıyım? Resim çektirmeyin günah neresinde? Kağıttaki resim. seni gibi durduğu yerde cadılanır mı? Çektirse iyiydi ama inatlaştı bir kez. Varsın inatlaşsın. Dövmesinler oğlanı bunlar. Dövmeyin ne mi? Kerleci Mehmet elleri kuşağında halasının ağlamasına çok eğlenceli bir şeymiş gibi gülümseyerek bakıyordu. Aklını başka yerde olduğu belliydi. Yüzü yumuşamıştı. Bu yumuşamayı babası da fark etmiş olmalı ki ilk kez yalvardı. Hadi oğlum çektir gitsin. Bunca adam çektir dedi. Çektir de biz vaktiyken gidelim. Benim yörüklüğüm eski yörüklük değil. Şuraya varmadan dizlerim duruyor. Biz kuyu başını ya tutarız ya tutamayız. Hayvanı elden ödünç aldık. Bak marazlı bir hayvan. Rıfat ağa sopayı tutan yumruğuyla ağaca bağlı eşeği gösterdi. Eşek sıska bir keçiden daha iri değildi. Kocalıktan kara rengi boza dönmüş. Tırnakları etlerine kadar aşınmıştı. Kulakları kafasının iki yanında kıl torbalar gibi sallanıyordu sineklerini kovalamak için güdük kuyruğunu zorla sallıyordu. Kerleci Mehmet eşek denilen hayvanı ömründe ilk görüyormuş gibi bir zaman dalgın dalgın baktı. Babasının dediklerini gene duymamış gibi deniden sonra heybeyi yerden alıp içindekilerin kırılacağını düşünmeden omzuna vurdu. Hadi geceye kalmayın. İki adım sonra dönüp baktığı elini tersiyle gözlerini kurulayan halasına çıkıştı. Hele şuna hele ulan siz nasıl adamlarsınız? Siz laftan anlamaz bir adamlarsınız. Kes dedim. Tövbe hey Allah. Kes yürü. Gidip heybeye eşeğin sırtını attı. Ne yaptığını pek bilmeden elini Semer'in kolanından geçirdi. Yolları çözdü. Babasıyla halasının ellerini öpüp hayvanın sağrısına iki kere yavaşça vurdu. Gidin güle güle. Bizi soran olursa. Sağlıkların hepsi Ümmü Ankara'ya verilecek öyle ya. Ümmü Ankara'ya mı? Ne saldıklarım? Halasının yüzüne gözlerini kırpıştırarak bakıyordu. Öteberi mi? Ver gitsin. Görüşmecilerin sonu alınmış, mapushane kapıları bayram akşamlarının umutsuz bunaltısı üstüne kapanmıştı. Çankırı cezaevi revirindekiler yemeklerini hiç konuşmadan çabuk çabuk yediler. Kelleci bulaşıkları yıkayıp yerlerine dağıttıktan sonra Murat Bey'in akşam çayını kaynattı. Demliği getirip masaya koydu. Biraz daha dursun mu beyim? Dursun da iyice demlensin mi? Bir zaman karşılık bekledi. Bize kızdın. Öyle ya. Resim çektirmedik diye bize küstün. Murat gözlerini kitaptan ayırmadı. Küstüm. Evet. İnsan o kadar inat eder mi? Kadını boşu boşuna ağlattın. Ağlasın varsın. Kara milleti var ha. Yuva ağlar durduğu yerde. Neden çektirmedin resmini? Bir an durakladı. Yusuf'un Cemile'yi almasından mı? Kelleci Mehmet göğsüne yumrukla vurmuşlar gibi ilk evde. Ağzının ucundaki acı gülümseme silindi. Suratına ara sıra görülen çetin erkek durgunluğu geldi. İyi bildim beyim. Cemile'yi almasından. Kocaman elini yüzünden geçirdi. Yusuf kızı hiç almayacaktı. Gerileyip duvarın dibine çömeldi. Dirseklerini dizlerine dayayıp ellerini gevşek sarkıttı. Neden mi? Bak neden? Geçen yaz sonu bu sıralar ekinlere biçtik, harmanları kaldırdık. Yusuf'la bostan tarlasındayız. Rahmetli Osman ağanın oğlu Yusuf'la. Arkası yarın.